Evin önüne de geldik. Verebilirsin artık Tolga oğlum. Anneciğim, ben en azından evin içine kadar taşısaydım bunları. Arkadaşın galiba. Sen arkadaşına bak. Ben giderim, eksik olma yavrum. Tamam, bak dikkat et, tamam. Görüşürüz teyze. Görüşürüz evlat. Oğlum sen kaç yaşındaki teyzeye Berna'cığım mı diyorsun? Ne diyeceğim başka, kadının adı o. Cım ekini çıkar. Lan oğlum işte insanlık hali yani. Bir yakınlık kurmuşuz, ne var? Yasmin Berna'cığıma mı kıskandı? Nasıl yani kıskandı derken? Hale bak ya. Elini ayağına dolaştı. Lan yok oğlum, elim ayağımı falan dolaşmadı benim. Ben öyle hani komik geldi bana yani. Berna teyzeyi kıskanması. Ya şimdi Yasmin sen galiba telefonla konuşurken duymuş. Sen tabii Berna'cığım gelirim falan deyince sevgilin zannetmiş. O yüzden de bir kıskandı ama senin de bir hoşuna gitti bakıyorum. Ciddi ciddi kıskan diyorsun yani. Allah Allah, triplere bak. Oğlum ben aşk doktoruyum. Vallahi Ataman Koleji'nde ilişkiyle alakalı ne varsa benden sordum. Anında anlıyorum. Ya gerçekten sana yine malzeme çıktı ya. Çok moralim bozuk şu an. Ne istiyorsun söyle. Şimdi senin bana bir şey ateşlemen lazım. Çünkü bu önemli bir istihbarat. Hadi bakayım. Sen de var ya çok güzel para tırtık diyorum böyle yapa yapa. Nasıl Ayşe dedim? Para ne lan? Hadi çabuk. Ne çabuk? Ne saçmalıyorsun sen? Ne istiyorsun? İyi ki varsın sen. Sen olmazsan yaşayamam ben. Hadi. Oğlum saçmalama. Hadi. İyi ki varsın sen. Sen olmazsan yaşayamam ben. Ben de. Ben de. Aferin sana. Sen iyice kendini deli gibi yaptın. Ben senden tedirgin oluyorum o gün. Elif yüzünden. Delirtti beni iyice. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.